Eğer hakiki şefkatle suistimal edilmeyerek bir çare denetini, anne sabahleyin bakıyor çocuğu ışıl ışıl duyuyor. Ya dışım çocuğu kaldırsan namaz kılıyor ama diyor, sabah uyusun bari. O şefkatinden onu kaldırmıyor. Kaldırmayınca çocuk yavaş yavaş yavaşlaşıyor namaz kılmaya. Ya diyor 15 yaşında. Peki 15 yaşına gelince hemen kılacak mı? Marş dinamosu mu bu? Dırrrr bakıyor hemen namaza başlıyor. Ben makine bu. Bu insan kardeşim yetişecek. Antrenman yapacak. Adam 5 gün antrenman yapıyor, 6. günü maça çıkıyor. Antrenman olmayan bir çocuk nasıl namaz kılacak? Kıldıracaksın onu. 6 yaşında, 7 yaşında çocuk namaza egzersiz yapacak. Ondan sonra artık ileride bırak da desen bırakamazsın. Çok mühim. Makine değil mi? Eğer hakiki şefkat suistimal edilmeyerek bir çare veretini hapse ebedi olan cehennemden ve idam-ı ebedi olan dalalet üstünde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrıyla çalışsa, o veledin, o çocuğun bütün ettiği hasenatının bir misli validesinin defteri amaline geçeceğinden. Burada herhalde çocukları olan kızlarımız, kardeşlerimiz var. Bunların bütün sevaplarından siz de alıyorsunuz. Evet. Validesinin defteri amaline geçeceğinden, validesinin vefatından sonra her vakit hasenatlarıyla ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu ve canıyla şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daimi hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin satlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat o manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiştir.